Öncelikle sizi şöyle çok kısa bir ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Abdullah Azimli kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız? 45 yaşındayım. Sektörle tanışmam yeni oldu ama eskiden beri merakımız var bu işe. Evet. Kendim zaten avcıyım. Daha da taşta et mangal işini yaptığımız için. Ezerdiniz, yapardınız. Ya kendi içimizde bir şey vardı. Emekli olunca biz bu işi yapalım diye ama biraz erken davrandık. Oğlumuzu açtık burayı. Evet. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Mangalı telde yapmıyoruz. Taşta yapıyoruz. Özel bir şey. Tabii. Nasıl oluyor? Onu biraz açalım şöyle. Bizim buraya özel bir taş var. Sille taşı. Ateşe dayanıklı. Tüm fırınlar, Türkiye'deki tüm fırınlar ve Avrupa'da giden bir dışarı ülkelerde giden bir taş var. Tabii yanmayan ve yakmayan. Buranın geçmişi nedir? Tarihi, dokusun? Buranın geçmişi 5000 yılı araştırmışlar. Ondan sonra bilen yok. Ama bizim bildiğimiz Hristiyan Türklerin yaşadığını biz biliyoruz burada. Yani evet. Dedelerimizin anlattıklarına göre. Becaiş'te, yani değişimde gitmişler Hristiyan Türkler. Oradan Müslümanlar gelmiş. O gitmesi sebebinde Selçuklu döneminde buraya daha önceden 7 aile getirmişler. Evet. Müslüman aile. Müslümanlaştırsınlar ama bizim Müslümanlar Hristiyanlaşmasın diye. Evet. Ama burada Hristiyanlar dinlerine çok sadık bir insanlarmış. Kesinlikle evet. Müslüman olmamış. Bazıları olmuş ama gizli saklı Müslümanlar olmuş. O şekilde gitmişler. Biz o 7 ailenin içindeyiz. Burası merkeze ne kadar kilometre uzaklıkta? 7 kilometre. Yakın ama öyle çok uzak yakın. Değil. Herkes rahat rahat ulaşıyor. Servisler de var. Müderris nedir? Nereden geliyor bu isim? Müderris benim dedem dahil 5 nesil önceki dedelerimizin hepsi müderrislik yapmış. Müderrisin anlamını herhalde herkes bilirdir ama eski Osmanlı medresesinin öğretmeni veya müdürü diyelim. Evet. Şu anki eğitimci diyelim. Şu anki rektör diyelim. Rektör veya diyelim. Profesör şu diyelim. Pozisyon evet. Olarak. Evet. İyi bir eğitimci anlamında. Evet. Bu güzel tarihi noktada kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Yaklaşık 200 kişi ağırlarım ben şu anda. Ama ileri tarihte daha fazla ağırlayacağım. Biraz artacak. Burada ufak tefek bir peyzaj var. Değil mi? Var. Çevre peyzaj düzenlemesi var. Var. Şimdi biraz şöyle lezzetlerden bahsedelim. Sabah nasıl başlıyor burada mesai? Akşama kadar nasıl devam ediyor? O sunumlarda neler var? Şöyle anlatalım biraz. Sabah 7'de açarız. Kahvaltıyla başlarız. Yaklaşık 40 çeşit kahvaltımız var. Evet. Peyniri marketlerden almayız. Bizim civar köylerden veya Sille'den. Konya'dan alırız. Yani Konya'nın köylerini alırız. Ama yöresel tabii. Tamamen tabii, doğal ürün. Yöresel. Anladım. Tatlı, reçel, pekmez kendi yaptığımız pekmez. Kendimiz. Sucuk desen kendi sucuğumuz. Evet. Kendimiz yapıyoruz. Şöyle. Zaten et mangalcı olduğum için etle işimiz var.